polis korumasında baskınlar yapıyor, ayinler düzenliyorlar. Şarkılar söyleyip dans ediyor, İsrail bayrağı açıyorlar. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Yahudi işgalcilerin hedefinde. Yahudi işgalcilerin Mescid-i Aksa baskınları daha önce görülmemiş şekilde arttı. Tapınak gruplarının çağrısıyla neredeyse her gün yüzlerce fanatik Yahudi Harem-i Şerif'e baskınlar düzenliyor. İsrailli milletvekili ve bakanlar da Mescid-i Aksa'daki bu baskınlara bizzat katılıyor. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir bu baskınlara katılan isimlerin başında geliyor. Ben-Gvir son olarak Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etmek istediğini dahi söyledi. Gözlemcilere göre günübirlik düzenledikleri baskın ve ayinlerle Yahudi işgalciler Mescid-i Aksa'da adeta bir çatısız sinagog kurdu. Yahudi işgalciler şu an Mescid-i Aksa'da adeta açık hava sinagog kurdular. Yani bina olarak bir sinagog yok. Ancak her türlü ayin ve dualarını yapıyorlar. Müslümanların girişi engellenirken işgalcilerin talmudik ayinler düzenlemelerine izin veriliyor. Mescid-i Aksa Müslümanların dininin bir parçasıdır. Mescid-i Aksa'yı korumak hem liderler hem de halklar nezdinde tüm Müslümanların ortak görevidir. Mescid-i Aksa'da tehlike çanları çaldığına işaret eden Kudüslü araştırmacı Ebu Diyab, Mescid-i Aksa'nın sonunun da Halil İbrahim Camii gibi olacağı uyarısında bulundu. İşgalci İsrail, Halil İbrahim Camii'nde uyguladığı statikonun aynısını Mescid-i Aksa'da uygulamaya çalışıyor. Yani Mescid-i Aksa'yı da bölümlere ayırarak kapılarını Yahudi işgalcilere açmak, her gün ve her saat onların girmesini ve ibadet etmesini sağlamak istiyor. Ürdün'le İsrail arasında 1994'te imzalanan anlaşmaya göre Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar Başkanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dips, TRT Haber'e yaptığı açıklamada Mescid-i Aksa'daki statüko ihlallerindeki artışa dikkati çekti. İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri yıllardır var. Ancak son dönemde özellikle Gazze'deki soykırımın gölgesinde bu ihlaller çok daha tehlikeli bir duruma geldi. Kudüs'teki İslami kurumlardan Mescid-i Aksa'ya yönelik tehlikelere karşı ortak açıklama yaptı. Yahudileştirme saldırganlığını durdurmak için acil ve etkili önlemler alma çağrısında bulunuldu.